Arkadaşlar selamlar ben Sercan Akgüneş videolu yemek tarifleri sayfamıza hoş geldiniz. İlk olarak bulguru ıslatıyorum arkadaşlar kaynar su ile. 15 dakika kadar kapağını kapatıp o şekilde bekleteceğim yumuşamasını sağlayacağım. Bulgur yumuşarken bizler de diğer malzemeleri hazırlayalım. 2 adet soğan kullanacağım. Soğanlar büyük olsun arkadaşlar. Bol soğanlı güzel bir harç yapacağız. İnce olacak şekilde küçük olacak şekilde yemeklik doğruyorum. Olmazsa olmaz ceviz arkadaşlar. 2 avuç kadar ceviz kullanacağım. Onları güzelce doğruyorum. Cevizleri doğrayalım arkadaşlar. Rondodan falan geçirmeyelim. Taneli bir şekilde daha güzel olacaktır. Bulgurum gayet yumuşamış. Kıvama gelmiş. Büyük bir kaba alıyorum. Diğer malzemeleri eklemeye başlıyorum. Yoğurmaya başlayacağım. 3 tane patates haşladım arkadaşlar. O kısmı göstermedim. Videonun uzamasını istemiyorum çünkü. Bir tane de yumurta ekleyip güzelce yoğuruyorum. Video hoşunuza gittiyse eğer beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hamurumuz hazır sayılır. Kalan malzemeleri de ekliyorum ve güzelce yoğuruyorum. Hamurumuz biraz ele yapışacak bir kıvamda olacak arkadaşlar. Yanlış mı yaptım diye düşünmeyin. Unu mutlaka elekten geçirelim. Kıvamını rengini görüyorsunuz. Gayet güzel oldu. Hamuru iki parçaya bölelim arkadaşlar. İki eşit parçaya bölüyoruz. Bir kısmı taban yapacağız. Diğer kısmı ise üzerine kapak yapacağız. Tabana eşit bir şekilde yayılmasını istiyorum. O yüzden böyle ufak parçalara bölüyorum. Daha sonra elimizi su ile ıslatalım arkadaşlar. Islattıktan sonra gösterdiğim şekilde bastıra bastıra düz bir hale getirelim. Bu işlemi yaparken elimiz ne zaman yapışacak gibi olsa elimizi ıslatalım. Tabanımız gayet güzel oldu. Şimdi iç harcı yapmaya gidiyorum. Zeytinyağı kullanıyorum arkadaşlar. İstediğiniz yağı kullanabilirsiniz fakat ben zeytinyağını tercih ettim. İlk olarak kıymayı güzelce kavuruyorum. Kıymayı kavurduktan sonra doğradığım soğanları ekliyorum. Soğanları da 1-2 dakika kavurduktan sonra cevizleri ekliyorum. 1-2 tur karıştırıyorum. Son olarak salçayı ve Baharatları ekleyeceğim. Baharatlar neler derseniz. Kimyon, toz biber, karabiber ve tuz kullandım. Benim tercih ettiğim baharatlar bunlar. Tavsiye ettiğim baharatlar bunlar. Sizler kendi damak zevkinize göre ekleyip çıkartabilirsiniz. İç harcım hazır. Ocaktan aldım. Kapak kısmını yağlı kağıdın üzerinde açacağım arkadaşlar. Diğer türlü açmamız imkansız. Bu kısım önemli. Her tarafın eşit şekilde, eşit miktarda dağıldığından emin olmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir incelttim. Hazırladığım iç harcı güzelce yaydırıyorum. Bu arada arkadaşlar kullandığım tüm malzemeleri ve ölçülere yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. O kısma yazacağım. Hazırladığım kapağı da üzerine kapatıyorum. Bu kısmı dikkatlice izlemenizi istiyorum. Fazlalıkları kesiyoruz arkadaşlar. Tekrar elimizi ıslatıp üzerine güzelce düz pürüzsüz bir kıvama getiriyorum. Fırına atmadan dilimliyorum. Diğer türlü fırına attıktan sonra piştikten sonra dilimlemeye kalkarsanız dağılacaktır. Son olarak üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Fırça ile dağıtacağım. İçli köftemiz hazır arkadaşlar. Fırına atıyorum. 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Yemeğimiz hazır. Tadı gerçekten içli köfteden farksız. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı ve sayfamızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.